6 Şubat'ta yaşadığımız iki yıkıcı depremde Malatya'da en çok etkilenen ilçelerden biri de Doğanşehir oldu. Bu sabah medya ekibi Doğanşehir'i adım adım gezecek. Doğanşehir'in deprem sonrasında yaşadığı sıkıntıları, sorunları vatandaşın sesini sizlerle buluşturacak. Benim evim kökten gitti. Kime soran? Şu an durumumuz işler acısı. Doğanşehir bitti yani. Karanlık bir sabahtı. AFAD ekibi çağırıyoruz. Herhangi bir AFAD ekibi gelmedi. Doğanşehir'de tablo gerçekten çok ama çok ağır durumda. Bağab Kütüp Meydanı'ndayız. Gördüğümüz her tablo karşısında ayrı ayrı üzüldük. Neredeyse Doğanşehir'de içinde vatandaşın oturabileceği bir tek ev bile kalmamış vaziyette. Yani evi yıkılanlar çok perişan oldu. Şu anki durum rezillik, başka bir şey değil yani. Ne çatı var, ne kalkan var, hepsi yerde. Toplamda 142 vatandaşımız hayatını kaybetti. 400'ü aşkın da yaralı vatandaşımız var. Ölülerimiz oldu, yaralarımız oldu. Benim kızım da başka bir enkazdaydı. Vatandaşlar depremin ilk günlerinde özellikle kendi aralarında yardımlaşma yaparak hayatta kaldıklarını ifade ediyorlar. İlk adım eli yani köylü birbirine yardım etti. Kimse gelmedi. Bizim köyde biz insanlar birbirlerine yardım etti. Ne kıyamet koptu. Köylü olarak biz kendi imkanlarımızla biz onları çıkardık. Bir ölümüz 4 gün enkazda kaldı. Herhangi bir AFAD ekibi gelmedi. AFAD ekibi yok mu? Çığlık atıyorduk. Herhangi kimseyi göremedik. Küçük bir kıyamet yaşadık. Ne hükümet, ne millet, kim kimse yok. Allah'la baş başa kaldık 10 gün. Tarihler 6 Şubat 2023'ü saatler 04:17'yi gösteriyordu. İşte bu tarihi ve bu saati asla ama asla unutmayacağız. Tıpkı Doğanşehirlilerin unutmayacağı gibi. 6 Şubat 2023 tarihi ve 04:17. İşte böyle duvarlara kalp kırıklığı ile ifade ediliyor. Bir baktım hava kıpkırmızı. Dağdan iki tane alev fışkırıyor göğe. Bir uğultu sesi. Ha da bağırıyor, çağırıyor. Işıklar çıkıyor. Dağlar bağırıyor, çağırıyor böyle. Kimi evi yıkılmış, kimi çadırı yok, konteyner bekliyor, konteyner gelmiyor. Ben büyük felakette Kahramanmaraş merkezdeydim. Şu anda buraya anamın babamın yanına geldim. Annem kalp hastası. Annemin raporlu ilacını yazdırmaya geldik buraya. Buraya 40 kilometre bizim köy. Kahramanmaraş Nurha 14 kilometre. İlacımızı yazdıramadık. Ücretli aldık. Yani bu sistem işi bir tek Doğanşehir'de varmış gibi insanları zorluyorlar. Sistem yok, şu yok, bu yok, sonra gelin. Ücretli olarak İlaç aldık. Rezillik, başka bir şey değil yani. Çadırlarımızı da Nurhak'tan aldık. Kahramanmaraş Nurhak'tan. Vatandaşımızın bir ekmek alacak bir çarşısı yoktur. Bize kimse gelip geçmiş olsun demesin. Bize çözüm üretsinler, bize çözüm sunsunlar. Biz bıktık geçmiş olsun lafından. Biz çözüm istiyoruz. 60 gün oldu. Hala Doğanşehir'de bir ekmek alacak, bir bardak su alacak hiçbir yerimiz mevcut değil. Askerlerden gittim de ekmek aldım. Fırın yok ki fırından alak. Bize gelip bir yetkili demiyor ki nasılsınız, neyiniz eksik, bu haliniz ne olacak? Malzemem kalmadı, yatacağım bilmem neyim, her şey gitti. Depremin vurduğu Doğanşehir'de neredeyse hasar almayan bina yok sevgili izleyiciler. Şu anda Doğanşehir Hükümet Konağı'nın hemen önündeyiz. Hükümet Konağı yani kaymakamlık binası da yaşanan asrın felaketinden ağır şekilde hasar almış. Şu anda Doğanşehir Belediyesi'nin tam önündeyiz. Belediye binası da sizlerin gördüğü gibi asrın felaketinden gerçekten de derin izler almış. Doğanşehir Belediyesi'ni de eskiden bıraktığımız gibi bulamadık. Doğanşehir'de zarar gören binalardan biri de Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası olarak karşımıza çıktı. İlçeyi maalesef her adımında üzülerek geziyoruz. Doğanşehir ilçesinin Erkenek mahallesindeyiz. Uzmanların en çok uyardığı bölgelerden biriydi Doğanşehir, Erkenek, Gölbaşı, Türkoğlu hattı ve maalesef yaşanan bu iki yıkıcı depremden en çok etkilenen
bölgeler oldu. Az önce ismini saydığımız bölgeler. Erkenek adeta sanki bomba atılmış gibi görünüyor sevgili izleyiciler. Yan yatan evler, devrilen binalar, duvarları yıkılmış evler sanki savaş çıkan bir atmosferi hatırlatıyor. Ağırdan ses geldi, bir kalkayım gideyim dedim. Ne oldu Bahar'a dedim. Mallar tabii 20 dakika önceden depremi hissediyorlar. Altımdan küt bir ses geldi. Bir küt daha dedi, aman Allah'ım ev ters dönüyor. Böyle o vitrinler böyle dönüyor. Buğday torbalar böyle üstüme düştü, kalkamıyor. Kalkamadık, ben hiç kalkamadım. Yerimden uyanık olduğum halde dışarıya çıkamadım. Bir baktım hava kıpkırmızı. Şu dağdan iki tane alev fışkırıyor göğe. Bir uğultu sesi, ağdağ bağırıyor, çağırıyor. Resmen bağırıyor ya, ışıklar çıkıyor. Dağlar bağırıyor, çağırıyor böyle. Küçük bir kıyamet yaşadık. Hava kıpkırmızı. Ya bir de kar yağdı. Eksi 20 oldu artı. İnsanlar dışarıda. Hayat bitti. Ne hükümet ne millet. Kim kimse yok. Allah'la baş başa kaldık 10 gün. Su yok. Elektrik yok. Telefon yok. Cihazlar çekmiyor. Şu dağların bir bağırdığını çağırdığını bir görseydiniz. Aman Allah'ım tövbe. Aman Allah'ım tövbe. Siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm diyordu. Siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm. Bir uğultu geliyor, uuu diyor. Ben dedim Mikail Aleyhisselam sura üflüyor dedim. Üst üste felaket yaşadık. Erkenek'in genel durumu şimdi abartılı olmasın söyleyeceğim söz ama %80 yok gibi. Kalan %20'nin de belki %10'u hafif hasardır. %10'luk kısmı belki sağlam. Cenab-ı Hak bir daha yaşatmasın.